bir konu olan yedi ışın aşramlar ve görevleri. Yedi ışın bir derya deniz. En küçüğünden en yücesine kadar bütün gördüğümüz yaratılışı şartlandıran ve içinde çok ilginç zekaları, psikolojileri, ekolojileri... <laughs> ekoloji daha uygun oturuyor buraya barındıran çok geniş bir aralıkta varlık grubuna ev sahipliği yapan müthiş bir şey. Bizim çok önemsediğimiz bir şey. O kadar önemsiyoruz ki kimseyle paylaşmıyoruz. Kendi kendimize böyle çevirip çevirip onlarca yedi ışın çalışmamız var. Ama bir tanesini bir kitap haline getiriyoruz son zamanlarda. Çünkü yedi ışın hem ezoterik psikolojide hem ezoterik astrolojide kullanılan bir dokuma tezgahı gibi. İnsanlar oraya girip onun sonuçlarını görüyorlar. İşte birisi dokuyor, halıyı hal, görüyor, kilimi görüyor, ne kadar güzelmiş diyor. Ama onun arkasındaki zekaların, onların oraya o şekilde gelmesinin soyut nedenselliğini anlamak gerçekten önemli bir takip noktası. Çünkü biz grup olarak sonuçları gözlüyoruz ama asıl daha büyük nedensellikler bizim hedeflerimizi oluşturuyor. Yani kilimin kendisi değil gidilen yer. Daha başka bir şey ama bir referans da gerekiyor tabii. Yani sonuçta bir 24 saatin var kaynaklarını kullanıyorsun. Günün sonunda, haftanın sonunda, döngünün sonunda bir çıktı oluyor. O çıktı da senin zaten nişanın gibi. Şimdi Avni Onur Sevinç budur. Avni Onur Sevinç şurada doğdu. İşte şu kadar yaşındadır demek neye yarayacak? Yani bu seni tanımlayıcı bir şey değil ki. Kendini tanımlayıcı şeyler neye yanıt verdiğin, neyi fark ettiğin, fark ettiğin şeye karşı ne yaptığın, kaynaklarını nasıl kullandığın, nerede kaynak bulduğun, e, neler yaptığın. Hani işlerinle kendini göster gibi bir şey bir yerde bu. Çünkü düşünceleri söylemek, duygularını söylemek biraz daha e, hızlı anlaşılıyor. Ama o kişinin nasıl anladığını bilemiyoruz. O yüzden işi ortaya koymak biraz daha iyi oluyor ki biz görünür olmayalım. Çünkü niye görünür olalım yani? Zaten içeride görünmek isteyen onlarca parça var. Onları daha da beslersek zaten yolu tıkayabiliriz ya da yol yavaşlanabilir yani o yüzden. Ama böyle bir ilginç bir şey de değil yani ihtiyaç varsa da görünür oluyoruz. Çünkü görünmek, görünmek istemeyen kim? Aynı şekilde görünmek isteyen kim? Dolayısıyla yukarının ne yapmaya çalıştığını anlamaya gayret ediyoruz. Bu bizim için önemli bir gayret ama fanatik değiliz. Çılgın bir özgürlüğümüz var ve bitmeyen bir yeşil var. İçimizde bir doğa var. Ve o doğadan kepçe kepçe su çekiyoruz. O ya da bir selam olsun burada. Kendisi bize ilham oluyor. Hayranı olmuyoruz. Çünkü aramızda yakın bir ilişki var doğayla. Onun bizden beklediği bazı şeyler var insanlar olarak. Şu anda o bize hizmet ediyor. Bizim ondan aldığımız bu yarı mamulleri bizi beslemesini tekrar ona bir şeyle gitmemiz gerekiyor. Ama şu an gittiğimiz şey bencillik. Bencillikle gidiyoruz. Birçok yerde görüyorum işte 40 dönüm toprak alıyorlar, parselliyorlar, insanlara veriyorlar. İşte geçen gün bir tanesi Özge atmış şey dedi. E ütopya gibi yazmış bir tanesi. E ütopya bir idealin etrafında toplanır. Orada bir ideal yok ki, orada bir bencillik var yani. Hani ne ne ütopya, buradaki ütopya ne? Hani gideyim doğada yaşayayım mı bu emişlerin? Zaten dağ köylülerinin yıllarca yaptığı şey 40 tane bir araya geliyor. 200 dönüm yerde hayvancılık yapıyorlar zaten. Odunculuk yapıyorlar, ormancılık yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar sen tırnak içinde okumuş olan yani biraz daha yazılı basılı bir şekilde kendini geliştiren kişi olarak doğaya döndüğünde doğaya vereceğin yanıt bu mu? Hayvancılık mı yani? Yapmayalım demiyorum. Bir şeylerin tabii ki organiğini yiyelim, doğalını yiyelim ama yani yemenin kendisi değil insan hikayesinin olayı doğaya dönmek. Doğanın senden beklediği bir şey var ve sen doğaya diyorsun ki ya bir haz alalım şuradan. Ama o senden bir şey bekliyor. İnsan hop Başka şeyler olabilir mi falan diyor ama tabii doğanın ne olduğunu anlamak önemli bir konu. Onun yerde ışın mücevherleri. Doğayı biliriz. O yüzden bize de kendini gösteriyor. Böyle hafif bir peçesini açıyor. Bir gülümsüyor şöyle. Şahane bir gülümsemesi var. Tamam bu kadar yeter diyor. Sonra tekrar kapıyor. Böyle biraz o ok kaçıyor. Biz kovalıyoruz ama güzel bir yer var. İçeğimiz yer belli. Hiç acelemiz yok. Ama kaybedecek vakit de yok. Böyle denge halinde. Bazen denge kaçsa da Tekrar dengeye gelip birbirimizi daha çok severek ilerliyoruz. Yedi işin o yüzden önemli bir konu çünkü bize bir düşünüş pratiği veriyor, şeyleri ayırmaya yönelik çok objektif ve okült bir anlayış veriyor. Artık sen bir şeye baktığında onun yedili doğasına dair bir şeyler alabiliyorsun düşünmeden yani kafayı aradan çıkartma denilen konuya gidebilirsin eğer yedi ışın kanına geçmişse. Öyle ya da böyle bir şey, her bir şeyin içinde bir bir can varsa ve o canın da arkasında bir nedensellik varsa ve o can formla kendini gösteriyorsa e, formu yapan bunlar zaten. Formun kalitesini belirleyenler, hastalığı, insan üzerinde çok çalışıyor. Şu anda tabii doğanın şampiyonu insanlar olduğu için. O yüzden denizlerde mikroplastik var. Güzel bir şampiyonuz. 20 yıl sonra anladık yaptığımız mikroplastiklerin balıkların içine geçip sonra tekrar kalp ameliyatı olurken bile orada mikroplastik görebiliyor olmak. Güzel ama. Yani yaptığımız şeyin tekrar insan bedenine geri dönmesi. insanlar için öğretici bir şey. Aşramlar. Aşramlar bir sınırlandırılmış alan. Sınırlandırma konusu hayati bir konu. Bir şeyi eğer canlı tutmak istiyorsanız sınırlandırırsınız. Sınırlar dağılabilir. Sınırlar değişebilir. Sınırlar değiştiğinde genelde ölüm oluyor. O yüzden neyi canlandırmak istiyorsan onu sınırlandırman gerekiyor. İhtiyaç değişirse de sınırı değiştirmen gerekiyor. Dolayısıyla bir bütünlük var, bir birlik var ama biz birliği bazı sınırlandırılmışlıklar aracılığıyla anlıyoruz. Yedi ışın diyoruz mesela. Tek ışın yok. O zaman şunu söylerdik. Tek ışın var, beyaz ama şu an onu değerlendirebilecek durumda değiliz. Biz kırmızıdan violete bir aşamayı daha net anlıyoruz. Çünkü master mole birinci ışında çalışıyor. Yoga konusu neredeyse artık kendimize yogacı diyebiliriz herhalde. Bayağı seviyoruz yogayı ama yoganın derin anlamlarına yanıt veriyoruz. E, yoganın farklı aşamaları var. Herkesin çekildiği, herkesin rahatlıkla yapmak istediği belki bu hayat planında deneyimlemesi gereken bir alan olabiliyor. Bu hata yoga olabilir, bhakti olabilir, yana olabilir, raja olabilir gibi ama biz grup olarak bunların raja ve agni yogasına yanıt verebiliyoruz. Diğerlerine yanıt veremiyoruz. Bize yakın gelen insanın dönüştürücü kısmı ya da yoganın yükseltici kısmının bu iki yogada olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ama yeri geldiğinde tabi atıyor da oluyor. Meditasyon Meditasyon da ilginç bir konu. Batı'nın el attığı alanlardan bir tanesi. Paketliyor. Güzel güzel bir yere getiriyor. Şu anda hemen hemen herkesin bir alanı var. Ama birçok deneyim, birçok ince maddenin toplandığı yer meditasyon. Önemli bir alan. İnsan ünitelerinin yüksek tecrübelerinden bir tanesi. Bizi ilginç yerlere götürebiliyor. Kıymetli bir alan. Ve biz grup olarak meditasyonu seviyoruz. Ayda 6'ya yakın meditasyonumuz var. Bir tane ücretsiz oluyor. Evet, burayı bu kadar bırakalım. Bunun mistik ve okült halleri var. Birazcık bunları bunlara da bakacağız. Sonra Lord Agni ve 3 Ateş. Lord Agni bir deva ve hem fiziksel düzlemi hem astral düzlemi hem de mental düzlemi yöneten 3 tane deva var. Müzik <laughs>